Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün yine aşure tarifi ile sizlerleyim. İlk defa aşure yapacak olanların bile kolaylıkla yapabileceği tam ölçülü tüm püf noktalarıyla ve malzemelerinin piyasadaki fiyatlarını da belirterek bir video hazırladım. Hemen malzemelere geçiyorum. Malzemelerin miktarıyla ve fiyatlarıyla birlikte belirteceğim. 1 kilogram toz şeker ama 1 kilogram yetmedi. 2 su bardağı da evden ekledim. Yaklaşık 1,5 kilogram toz şeker eklemiş oldum. 50 TL. 1 kilogram aşurelik buğday ekledim. 30 TL. 1 su bardağı kuru fasulye. Yaklaşık 150 gram. Fiyatı 15 TL. Yine 1 su bardağı nohut. Bu da 150 gram. Fiyatı açık olarak alırsanız 15 TL. Yer fıstığı tuzsuz ve çiğ olacak. 40 TL. 200 gram. 200 gram kuru üzüm. Yaklaşık 30 TL. 200 gram da fındık kullandım ben. 100 TL arkadaşlar. 60 gram kuş üzümü aldım. Fiyatı 20 TL. 250 gram kuru kayısı kullandım. Fiyatı 70 TL. 200 gram da kuru incir kullandım. Bunun fiyatı da 100 TL arkadaşlar. Toplamda 450 TL'ye mal ettim aşuremi. Yaklaşık 35-40 kişilik aşure yaptım. Şimdi aşurenin yapılışına geçiyorum. Aşureyi pişireceğim. Tencereyi ocağa aldım. Akşamdan ıslattığım aşurelik buğdayı yıkadım ve tencerenin içerisine alıyorum. Buğdayın üzerine geçecek kadar kaynar su ekliyorum. Suyu her zaman kettle'da ısıtarak ekledim. Ve ocağın altını açıp aşurelik buğdayımı kaynamaya bırakıyorum. Ocağın en büyük gözünde ve yüksek ateşte kaynattım arkadaşlar. Kısık ateşe almadım. Hemen akşamdan ıslattığım bir su bardağı nohutu bu şekilde tencereye aldım ve 1 su bardağı kuru fasulyeyi de yine akşamdan ıslatmıştım. Onu da tencereye alarak haşlamaya bırakacağım. Üzerlerine geçecek kadar su ekledim ve ocağın altını açıp haşlıyorum. Tüm püf noktalarını ve detaylarını da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Unuttuğum kısımları da bana yorumlardan sorabilirsiniz. Bu sırada aşuremiz kaynamaya başladı. Suyu eksildikçe tekrar kettle'da ısıtıp kaynar su ekliyorum üzerine. Fasulye ve nohut haşlanırken üzerinde birken köpükleri de bu şekilde ara ara aldım kaşıkla. Fasulye ve nohut haşlandı arkadaşlar. Ocağın altını kapatıyorum. Her ikisini de süzüp aşurenin içerisine ekleyeceğim. Fazla yumuşatmayalım çünkü aşurenin içerisinde de kaynamaya devam edecek. Fasulyenin haşlama suyunu süzdürdükten sonra ekliyorum aşurenin içerisine. Aynı şekilde nohutun da yine haşlama suyunu süzdürdüm ve onu da ekleyip karıştırıyorum. Aşuremizi ara ara karıştıralım ki dibine tutma olmasın. Şu anda suyu biraz eksildi. Tekrar üzerine kaynar su ekliyorum. Aşurem kaynadıkça suyu eksiliyor arkadaşlar. Ben de üzerine tekrar kaynar su ekliyorum. Aşurem kaynamaya devam ederken diğer malzemelerini hazırlamaya geçiyorum. Kuru üzümlerini temizledim, e, saplarından ayırdım. Kuş üzümü 1 çay bardağı ve 1 su bardağı kuru üzüm ekliyorum. Üzerlerine kaynar su ekledim güzelce yıkayıp temizlenmesi için ve biraz yumuşaması için. Kaynar suyun içerisinde bir 5-10 dakika beklettikten sonra suyunu süzdürüp hemen aşurenin içerisine ekliyorum. Her ikisini aynı anda ekledim arkadaşlar. İkisini de yıkayıp sularını süzdürdükten sonra ekliyorum ve karıştırıyorum. Aşurenin üzümünü de ekledikten sonra 4-5 tane karanfil ekliyorum. Güzel bir aroma vermesi için eğer sevmiyorsanız sizler eklemeyebilirsiniz. Aşuremin diğer malzemelerini hazırlıyorum. Kayısıları büyük bir şekilde eklemiyorum arkadaşlar. Her bir kayısıyı dörde bölerek ekliyorum. Büyük bir şekilde eklediğimiz zaman aşurenin içinde de şişeceği için çok büyük oluyor. 250 gram kayısı kullandım. Kayısıları doğradıktan sonra tabağın içerisine alıp üzerine sıcak su ekledim. 5 dakika bu şekilde beklettim. Sonra yıkayıp süzdürüp aşurenin içerisine kayısıları ekledim. Kayısıyı da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. E, bu sırada suyu yine azalmış arkadaşlar. Karıştırarak suyunun azaldığını da kontrol etmiş oluyorum. Üzerine tekrar kaynar su ekliyorum. Bu sırada aşuremin içerisine 11-12 litre kadar su ekledim. Su ölçüsünü de hemen vereyim. Şimdi içerisine biraz portakal ekliyorum. Bir tane portakalı mevsiminde buzluğa atmıştım arkadaşlar aşureye katmak için. Hemen onu çıkardım buzluktan ve onu ekliyorum. Portakal aromasını seviyoruz biz aşurede. Eğer sizlerde yoksa eklemeyebilirsiniz. Aşuremiz artık yavaş yavaş oluyor arkadaşlar. Rengini kıvamını aldı gördüğünüz gibi. Aşuremizin diğer bir malzemesi olan inciri hazırlıyorum. İncirleri de yine dörde keserek hazırladım. Toplamda 200 gram incir kullandım. Kestiğim incirleri tabağın içerisine alıyorum. Tabağı aldıktan sonra içerisine yine bunun da sıcak su ekleyip 1-5-10 dakika sıcak suda beklettim. hemen incirini süzdürüp inciri de ekledim. İnciri çok fazla bekletmiyoruz zaten. Birazcık şişmeye başladıktan sonra yeterli oluyor. Şöyle bir karıştırıp kontrol ettikten sonra suyunun azaldığını fark ettim. Tekrar üzerine biraz daha kaynar su ekliyorum. Şimdi kuru yemişlerini ekliyorum. 1 su bardağı yani 200 gram fındık ekledim. Yine 200 gram da yer fıstığı ekliyorum. Yer fıstığını çiğ olarak yani kavrulmamış olarak tercih ettim. Kuru yemişini son anda ekliyorum arkadaşlar. Ağza kıtır kıtır gelmesini seviyoruz biz. Eğer sizler yumuşamış seviyorsanız üzümünü eklediğiniz esnada kuru yemişlerini de ekleyebilirsiniz. Son olarak şekerini de ekliyorum ve 5 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatacağım. Toplamda 1 kilo şeker eklemiştim. E, fakat biraz tadı az geldi. İlaveten 2 su bardağı toz şeker daha ekleyip o şekilde şekerini tamamladım. Yine bu yılki aşuremi de sizlerle birlikte yapmış oldum. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir aşure oldu. Sizler de mutlaka tarifime göre yapın. İnanın hiç şaşma olmayacaktır. Her yıl aynı tarifle yaparım ve her zaman çok güzel olur. Bakın rengi, kıvamı muhteşem oldu. Gerçekten mis gibi de kokuyor. Çok da lezzetli oldu. İlk defa aşure yapacak olanların bile kolayca yapabileceği bir tarif verdim sizlere. Sizler de bu tarifi kaydedin, sevenlerinizle paylaşın. Mutlaka Sizlerde yapın. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinizin aşurelerini Allah şimdiden kabul etsin.